Sağlıklı beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaların keyifli bir şekilde, zevk alarak, yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesiyle olur. Daha kısa ifade etmek gerekirse, sağlıklı beslenme, zevk alarak, yeterli ve dengeli yemek yeme demektir. Şimdi bu tanımdan yola çıkarak akıllara şu soru gelebilir. Diyet listesi oluştururken sevmediğim yiyecekleri dahil etmesem olur mu? Bu sorunun cevabı evet. Listenize sevmediğiniz yiyecekleri eklemeyebilirsiniz. Eğer amacımız sağlıklı beslenmek ise yemekten zevk almadığımız yiyecekleri diyet listesinden çıkarıp yemekten keyif aldığınız yiyecekleri koyabilirsiniz. Ancak buradan yemekten zevk alıyorum, o zaman diyet listemi sadece sevdiğim yiyeceklerden oluşturabilirim şeklinde bir anlam çıkarırsanız bu da yanlış olur. Ne demiştim? Yemekten zevk alırken yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Peki, yeterli ve dengeli beslenme nasıl olmalı? Yeterli ve dengeli beslenme, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin vücudun talep ettiği miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. O zaman sağlıklı beslenmenin tanımını yeniden yapalım. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini yeterli ve dengeli bir şekilde ve keyif alarak yemek yemek sağlıklı beslenmedir. Şimdi yapmamız gereken şeyi net olarak biliyoruz. Ama nasıl yapacağımız sorusuna hala cevap bulamadık. O zaman aşama aşama nasıl yapacağımızı öğrenelim. Sağlıklı beslenme denilince genellikle çoğumuzun aklına vitaminler ve mineraller gelir. Konu biraz derinleştikçe sorular ve endişeler artmaya başlar. Acaba yeteri kadar kalsiyum minerali alıyor muyum? Günlük C vitamini ihtiyacımı karşılayabiliyor muyum? Benzeri sorular peşinde endişeyi getirir. Bu endişeler arttığında kişi günlük ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayamadığını düşünmeye başlar ve gıda takviyelerine yönelir. Bu durumda hiç endişe etmeyin. Bir bireyin beslenme modeli tek tip değilse, yani her gün aynı gıdaları tüketmiyorsa, her sabah yumurta, her akşam makarna yemek gibi sabit bir menüsü yoksa, yalnızca protein ya da yalnızca karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme modeliyle beslenmiyorsa, her gün az da olsa birbirinden farklı yiyecekler tüketiyorsa, genel olarak vitamin ve mineral eksikliği görülmez. Diyet listesinde az veya çok gıda çeşitliliği sağlanabiliyorsa, vitamin ve mineral eksikliği yaşanması durumu sık rastlanan bir durum değildir. O zaman sağlıklı beslenmek için dert etmemiz gereken şey vitamin ve mineraller değil. Aslında dert etmemiz gereken şey enerji dengesi.